Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın planıyla başlayalım. Sizi memnun etti mi ve detaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aslında şu an olan şey şu, Avrupa Finansal İstikrar Fonu ki özünde bir acil durum fonudur bildiğiniz gibi. Bu tahviller üzerine anlaştılar ve aynı zamanda özüne baktığımız zaman Yunan tahvilleriyle, Yunan tahvillerinin satın alımıyla beraber ve Avrupa Merkez Bankası ile beraber hareket edeceklerinin sonucuna vardılar. Yani başka hiçbir şey olmasa bile yine bir bu kurtarmadır. Ama çok açık ki Yunanistan tahvilleri yine indirimli bir şekilde alacaktır. Dolayısıyla birisi yine bu işlenkar sağlıyor olacak. Sayın Faber, sizin de bahsettiğiniz gibi gloom and doom yani zulmet ve kıyamet raporunuza baktığımız zaman dünya ekonomisi çok zorlu günlerden geçtiği doğru mu? Yani Lehman Brothers sonrasında bu yana bir felakete mi sürükleniyor? Bu gibi bir felaketi siz öngörüyor musunuz? Tünelin sonunda neler görüyorsunuz? Şimdi bence bu zamana kadar problemler aslında hem Amerika'da hem Avrupa bölgesinde devam eden problemlerin hiçbir tanesi çözülmedi. Ama ertelendi. Ve parasal ve mali önlemlere baktığımız zaman da muhtemelen problemlerden kaçınmak için alındı. Özellikle 2008 kriz zamanında. Ama bütün bu müdahaleler ve bütün bu önlemler sonucu çok etkilemedi ve bir çözüm bulamadı. Genişletilmiş parasal politika Amerika'da nihayetinde 99'dan beri devam ediyor ve Avrupa Amerika ekonomisine o kadar da fayda etmedi. Dolar zayıfladı. İnsanlar işini kaybetti. İşsizlik arttı 99 yılından bu yana. Ama Çin için çok iyiydi. Çin'in lehine oldu. Baktığımız zaman da Çin'in arz durumu çok iyi. Ve Amerika'da aşırı tüketime bile yetebildi. Dolayısıyla ticaret ve cari açığına baktığımız zaman Amerika'daki ve karşılaştırdığımız zaman mesela Çin gibi ülkelerle, Rusya ile de karşılaştığımız zaman elbette bu genişletilmiş parasal politika bu ülkelere yaradı. Çünkü özellikle ham madde fiyatlarına da çok iyi yansıdı ve gelişmekte olan piyasalara da elbette olumlu yansıdı. Peki piyasaların tepkisine baktığımız zaman kısıtlı bir reaksiyon gözlemliyoruz. Bütün piyasalarda. Sizce bu olumlu hava sürdürülebilir mi ve gidişatın tekrar rayına girdiğini yakın gelecekte görebilir miyiz? Özellikle mesela kredi derecelendirme kuruluşları, S&P, Moody's ya da Fitch gibi kuruluşlar, Yunanistan'ın swap planının seçici bir temerrüt o meselesinde mesela nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz? Şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü dün siz de elbette takip etmişsiniz. Piyasalarda olan şey şuydu. Özellikle tahviller, Amerika hükümetinin tahvilleri ve Alman tahvilleri, bundlar zayıfladı ve elbette İspanya ve İtalya ve Yunanistan tahvilleri de bir miktar güç kazandı. Ve bu kurtarma planının kesinleşmesi sonrasında da çok büyük bir sistemde parasallaşma gözlemlendi ve bu da şu anda aslında şunu gösteriyor. Piyasalar nihayetinde rayına oturacaktır ve Euro'ya baktığımız zaman dün Euro güçlü bir konumdaydı ve bu alışılmışın dışındaydı ve dolara baktığımız zaman da yine bir normalleşme süreci söz konusuydu. Bu yine altın, metal gibi değerli metalleri de baskı altına alacaktır. Peki altından bahsederken altın son birkaç gündür başlıkları süslüyor. Sizce yakın vadede altın fiyatları daha da yükselip 2000 dolar seviyelerini görür mü ve o zaman böyle olursa mesela gelişmekte olan piyasalar için bu fiyatın etkisi ne olur? Benim beklentim şu aslında, altın fiyatları artmaya devam edecek çünkü çok kuvvetlice inanıyorum ki ülkelerin varlıkları riskte ve defter değerine baktığımız zaman borçluluk da elbette çok ciddi seviyelerde olan ülkeler var ve altın elbette her zaman bir güvendir.
ve fonlanmamış araçları da söz konusu ülkelerin. Dolayısıyla ben çok güçlü bir şekilde inanıyorum ki Avrupa Merkez Bankası ve Fed, Amerika'da Fed aslında başka bir şansları olmayacak para basmak dışında ve bunun sonucu olarak da basılı paranın, kağıt paranın değeri düşecek ve altın gibi varlıklar değer kazanacak. Ve kısaca sorunu cevaplamak gerekirse, evet, altın fiyatları artar. Peki bir düzelme süreci olur mu? Olabilir. Bu mesela 70'lerdeki boğa piyasası ve 97'deki boğa piyasası tepkilerine baktığımız zaman bunu gözlemleyebiliriz. Bunun örneklerini daha önce yaşadık. Mesela çok yüksek seviyeleri gördük. 1900'lü seviyeler görülmüştü. Oradan sonra bir düzelme sürecine girmişti tekrar altın fiyatları. Ve geçmişte sürekli altın fiyatlarının artmış olduğunu gördük. Boğa piyasasında bu çok rastlanır bir durum ama genel anlamda benim tavsiyem de şu olacak. Sorumluluk sahibi olan her vatandaş yanında bir miktar nakit bulundurmalı. Çünkü nakitin yakın zamanda satın alma gücünün zarara uğradığını görebiliriz ve altına yönelmelerini tavsiye ederim. Peki Sayın Faber, sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika'nın para basma dışında bir şansının olmayacağını söylediniz. Siz parasal genişlemenin 3. paketine de olası bakıyor musunuz? Aslında böyle bir paket, yani parasal genişlemenin 3. paketine bir an önce başvuracaklarını sanmıyorum. Ama parasal gösteriler ve parasal sıkıntı devam ederken Amerika'da inanıyorum ki parasal genişlemenin 3'ü, 4'ü, 5'i hatta 99'a kadar gittiğini bile görebiliriz parasal genişlemenin. Sayın Faber, çok fazla zamanınız olmadığını biliyorum. Bir soru daha sormak istiyorum size. Gelişmekte olan piyasaları sormak istiyorum size. Uzak Doğu'dan bakıldığın zaman eğer bir kriz ya da böyle bir problem söz konusu olursa 109'luk cari açığı ile Türkiye ne kadar kırılgan olur? Pardon, sorunuzu anlayamadım. Şimdi size şunu sormak istiyordum efendim. Gelişmekte olan piyasalar, gelişmiş piyasalardan bakıldığında nasıl görünüyor ve özellikle Türkiye %9'u aşabilecek cari açığıyla ne kadar kırılgan görünüyor? Sizce çok mu kırılgan son gelişmeler doğrultusunda? Evet, bence Türkiye şu an kırılgan, hassas bir durumda. Türkiye'ye sık sık geliyorum ve fiyat seviyeleri oldukça yüksek Türkiye'de ama şu an ciddi bir sermaye akışı söz konusu Türkiye'ye. Dolayısıyla cari açık çok büyük bir problem değil ama genel anlamda çok ihtiyatlı davranırdım bu kadar yüksek cari açığı olan herhangi bir ülkeye.